30 Ağustos 5 Eylül haftalık burcumuz değerli koç burçlarıyla başlıyoruz. Nasılsınız değerli koç burçları? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük burç yorumlarınızı da takip edebilirsiniz. Bu hafta ciddi anlamda iş tekliflerinizle alakalı yaşadığınız bazı karışık dönemler için çok olumlu anlaşmalar yaşayacaksınız ve bu anlaşmalar sizin için daha kalıcı ve daha keyifli olacak değerli koç burçları. Yeni şartlar, yeni odaklanacağınız fikirler de size aydınlık yaratacak ama sağlam bir nokta istediğiniz için şu anki bulunduğumuz noktayı lütfen koruyalım. Ortaklı iş düşünen ya da farklı alanlarda iş yapmak isteyenler için yurt dışı kapınızın enerjisi var. Doğru hayata geçirirseniz burada da işle ilgili olumluluk ve yolculuğunuz başlayacak olarak uyarı veriyor. Bu ara ekonomi açısından hem rahat nefes alacağınız bir dönem hem de yeni fırsatları doğru değerlendirdiğinizde maddi problemleri yavaş yavaş geride bırakacağınızı söyleyebilirim. Kurumsal ya da finansal anlamda bazı işte çalışan değerli koç burçlar için evet güzellikler çok fazla var. Fakat sizin hedeflediğiniz ya da size ait alanları çok doğru yönetemediğinizle ilgili şüpheniz olabilir. Öyle bir şüpheyi de geride bırakırsanız doğru kazancı oturtacaksınız diyebiliyorum. En önemli şey son zamanlarda hissettikleriniz, rüyalarınız, hisleriniz daha ön planda olabilir. Sezgilerinizle hareket ediyor olabilirsiniz ve hızlı düşünmeniz sezgilerinizin önüne geçiyor olabilir. Biraz sezgilerimizi, biraz mantığımızı daha ön planda tutacağız. Daha kendimizi mutlu edecek enerjilere geçiş yapmamız bizim için daha sağlıklı diyorum. Değerli takipçilerim. Bu ara işinizde konum atlamak ya da farklı bir yükselme beklentiniz varsa Eylül 21'den sonra güzel değişimler sizinle olacak. Hiç bu konuyla ilgili endişe etmeyin. Burada hak ettiğiniz değeri bulacaksınız diyorum. Üniversite ya da yüksek lisans eğitimiyle ilgili yeni başlangıçlarda ya da devletle ilgili bir sınavınız varsa olumluluk ama 2022 daha sizin için şans kapılarınız için hayırlı. Tekrar denemek istiyorsanız yapabilirsiniz ama 2022 bu nokta için gayet daha net bir süreç yaşayacağınızı uyarıyor. Duygusal olarak bu ara kendinizi sorgulayabilir. Değer verdiğiniz insanların sizinle alakalı yaklaşım enerjisinden çok fazla yıpranabilir ve kullanılma psikolojisinden dolayı biraz insanları geri tutabilirsiniz. Evet, aslında geri tutmayın. Onları daha iyi tanıyın ki düşmanınıza yanınızda tutun. Yarın bir şey olduğu zaman düşmanınızın kim olduğunuzu bilmeniz daha sağlıklı diye düşünüyorum değerli takipçilerim. Geçmiş ilişkinizi bekliyorsanız biraz rötarlı olacak ama geri adım atacak. Yeni bir aşk istiyorsanız da evet ufak tefek enerjiler var ama siz doğru ve kalbi beklediğiniz için biraz daha Ekim ayını daha doğru noktada beklerseniz doğru aşka yelken açacağınızı söyleyebilirim. Özellikle evli çiftleri için bu ara gereksiz tartışmalardan birbirinizi ifadelerde gereksiz alınganlıklar yapabilir, birbirinizi yıpratabilirsiniz. Sizden ricam daha anlayışlı bir haftayı evremizde tutarsak hem evliliğimiz açısından hem de ilişkileri yanlış boyuta taşımamanızı gösterir. Son zamanlarda artık bu ev hanımlarına sesleniyorum. Ben eşimden çok yoruldum. Ve bir türlü beni anlamıyor ve değer göremiyorum diyorsanız siz de aynı değersizliği karşı tarafa yansıtıyorsunuz. Belki sizin de adım atmanız bu ilişkiyi daha doğru noktada kurtaracağını söyleyebilirim. Evde yenilik yapmak isteyebilir. Uzun süredir elektronik eşyalarınızda değişim, buzdolabı, çamaşır makinesi, bilgisayarınız, cep telefonunuzla ilgili bazı sorunlardan kaynaklı değişimler söz konusu olacak ve bu değişimler sizi mutlu edecek diyorum. Bir de aile içerisinde ufak bir tatil ya da gitmek istediğiniz bir hafta sonu yolculuğunuz var. Bu da size keyif verecek. Gayet tatlı bir seyahat olacağını söyleyebilirim. Yurt dışı ile ilgili uzun süredir planlarınız varsa oraya yerleşmek istiyorsanız ciddi anlamda büyük bir mücadele verip sonunda zaferiniz olacak. Bundan sakın pes etmeyin istiyorum. Aile içerisinde de uzun süredir hanenizi ilgilendiren toprak, bina, daire ile alakalı haklarla ilgili tartışmalar gündeme gelebilir. Herkes yerini biliyor. Neden gereksiz tartışıyorsunuz? Bunu anlamış değilim. Sabırla zamanı bekledikten sonra
bu haklar sizin olacak olarak uyarı veriyor. Özellikle annenizin, kız kardeşinizin, eşinizin sağlık problemi ve özellikle kadınsal ve üreme organları ile alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Kendi işini kurmak isteyen bazı erkekler için start veriyorum. Yapın, çok güzel bir başarı ve aydınlanma olacak. Özellikle bilgisayar üzerine alım satım işi yapacak bazı koç burçlarında güzel fırsatlar, anlaşmalar size keyif verecek. Cesaretinizi toparlamanızı istiyorum. Bir de şöyle bir sorunuz var. Boyun fıtığı, baş dönmenizde özellikle erkeklere sesleniyorum. Baş dönmeleriniz söz konusu olabilir. Bir de şöyle söyleyeceğim. Ev hanımlarında uzun süredir almak istediğiniz ya da hayal ettiğiniz bir anahtarı eşiniz size sunacak. Sabrınızın sonu selamet olacağını uyarıyorum. Bir de ailenizle alakalı köy, toprak, arazi işleriyle ilgili de gereksiz ani kararlar verip onu ailenizi küstürmeyin. Gereksiz kırgınlıklar ön planda olacak. Çocuk tedavisi ve çocuk isteyenler için lütfen başvurunuz hayırlı. Lütfen çocukla ilgili planlarınız neyse doktorunuz, yani konuyu kim ilgileniyorsa bununla ilgili görüşmeleri yapın. Çocuk muradınız da aydınlığa erişecek diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın diyorum değerli takipçilerim. Her şey gönlünüzce olsun.